Solunum sistemi test 16. Bakın solunum sistemi ile ilgili ifadelerden hangileri doğrudur? Soluk borusu C şeklinde kıkırdak içerir. Şu şekilde görüntüsü var. Solak ciğer 3 değil 2 loptur. Akciğerler periton değil, plevra ile çevrilidir arkadaşlar. Atmosferden alınan hava alveollere ulaşıncaya kadar belirtilen yapılardan hangi sıraya göre geçer? Yutak, gırtlak, soluk borusu, bronş, bronşiyol ve alveol. Yukarıdakilerden hangileri soluk borusundaki kıkırdak yapının sağladığı yararlardandır? Arkadaşlar kıkırdak yapı soluk borusunun kapanmasını önler. Bakın kıkırdak yapının C şeklinde olması sorulsaydı bu doğru olurdu. Ama kıkırdak burada ne işe yarıyormuş temelde? Kapanmayı önlüyormuş. Hangisi akciğerler için yanlış bir ifadedir? Sol 2, sağ 3, lo. Plevra denilen zarla örtülü. Yapılarındaki düz kas sayesinde kasılıp gevşemez arkadaşlar. Etrafındaki kas aktivitesiyle şişip iner. Alveoler sayesinde geniş yüzeylidir. Plevra zarı akciğerleri nemli tutar. Geri yaylanma basıncı oluşturur. Çift katlıdır ve akciğerleri korur. Bunlar spot bilgiler. Geçirdiği trafik kazası sonrasında göğsünden yararlanan ve plevra boşluğuna hava girdiği saptanan hastanın tanısı pneumotoraks'tır arkadaşlar. Pneumo hava, toraks Göğüs kafesi o. Akciğerden havanın dışarı çıkmasıdır. Genelde biz bu aynı zamanda uzun boylu ve zayıf erkeklerde de çok görürüz. Sağlıklı bir insanda solunum sistemi beynin farklı yerlerinden kontrol edilmektedir. Buna göre hangileriyle istemsiz kontrol sağlanır? Aslında solunum merkezi nerededir? Pons ve omurilik soğanındadır. Akciğerlerin anatomisi düşünüldüğünde aşağıdaki yapılardan hangisinde kandan gaz değişimi yapılabilir? Yani gaz değişimi üzerine zaten alveoller oluşturur. Yüzey alanını artıran yapıyla. Karbondioksit temel olarak kanda nasıl taşınır arkadaşlar? Bikarbonat şeklinde. Bu çok ama çok önemli bir soru tipi. Bunu ilerleyen testlerde detaylandıracağız. Yukarıdaki solunum gazı değişimini yapabilen canlı hangisi olabilir? Bir kere alveol varsa bu bir memelidir. Bunlardan hangileri hangisi memelidir arkadaşlar? Yunus, timsah, sürüngen, köpek balığı balık, kurbağa amfibi. Evet, umarım anlaşılmıştır. Hepinize kolay gelsin.